Dolayısıyla böyle bir şey batıl olur. Onun için bizimki, bizim bugün giymiş olduğumuz çoraplar üzerine mesh yapmak caiz olmaz. Ancak şöyle söyleyebiliriz. İşte fıkıhta belli çoraplar üzerine mesh yapmanın belli bir takım kaideleri vardır. Belli bir takım kuralları vardır, şartları vardır. Birincisi mesela yekuna mücelledeyni, ciltlenmiş olacak, böyle deriden vesaire olacak. Munaaleyni, altına böyle ne yapılmış olacak? Nalin demiş olduğumuz şey, koruma çakılmış olacak. Ondan sonra işte 3 mil kendisiyle beraber yürünebilecek. Ayağa giydiğimiz zaman da ayakta ne olacak? Ayakta böyle durabilecek. Ayağına giydiğin zaman da ayağına çorap gibi böyle yapışan bir şey değil. Ayağında ayrı olarak ayakta durabilen bir şey olması lazım. Bu şartlar olduğu zaman da Hanefi mezhebine göre böyle bir çorap, normal bir çorap hükmünde olmayacağından dolayı bunun üzerine mesh yapmak caizdir. İşte mesela buradan şimdi şöyle bir mevzuya geçiş yapıyorlar. Bugün işte çorap meshler var. Termal meshler var. Bugün işte güncelleyecek olursak bunların üzerine mesh yapmak caiz midir hocam diye soruyorlar. Şimdi arkadaşlar termal mesh, çorap mesh gibi şeyler üzerine bugün bunları mesela ben fetva hakkında görevliyken o zaman marka ismi vermeyelim. Bir marka, bugün çok meşhur bir marka bu şu anda. Onlardan iki kişi gelmişlerdi. Dediler ki hocam işte böyle bir, o zamanlar böyle pek bu mes meşhur değil yani. Termal mes, çorap mes falan. Dediler hocam bu caiz midir? Anlattılar. Ondan sonra dedi ki hocam getirelim şuraya dedi bir kova. Sen dedi şu mesli önünde bulunan işte o çorap mesli dedi. Kovanın içerisine sok dedi hocam. Çıkar. İçerisinde meslin içerisinde dedi en ufak bir nem bile görürsem tamam cevaz vermeyin. Biz bu işi de bitireceğiz, kapatacağız dedi yani. Baktım adam çok iddialı konuşuyor. Ve bunu daha sonradan kullanan insanlar da bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Yani asla bir su geçirme gibi herhangi bir olayı falan vesairesi yok. Şimdi bugün bunlara zaten cevaz verilmiş durumdadır. Çoraplar yani bugün çorap meslemiş olduğumuz termal mes vesaire bu gibi şeylerin üzerine mes yapmaya cevaz veriliyor. Ancak o zaman itibariyle bunlar yaygın olmadığından dolayı acizane benim aklıma bir iki bir şey gelmişti. O zaman ben buna cevaz veremeyeceğimi kendilerine söylemiştim şundan dolayı. Birincisi şimdi tamam bu fıkıhtaki çorap mes için öne sürülen şartlar bunun için geçerli olabiliyor. Tamam caiz olabilir, şartlara uyabilir. Ancak bunun ismi ne? Çorap mes. Bizim yıllardır, asırlardır Şiilerle beraber aramızda olan meşhur bir ihtilaf var. Nedir o? Çoraplar üzerine mes yapmak caiz midir, değil midir? Şimdi biz buna cevaz verirsek dedim, ne olacak? Falanca hoca efendi veya filanca camia çoraplar üzerine mes yapmaya cevaz verdi. Adam bilmez ki nasıl bir çoraptır o, normal bir çorap değildir, şudur budur. O kadarını keser alır, çoraplar üzerine o zaman mes yapmak caizdir. Adam gider evindeki kendi çorabı üzerine mes yapar. İki, dedim ki bak bunu siz çorap görünümünde yapmışsınız. Yani görünüm olarak çorap gözüküyor bu. Buna cevaz verdiğimiz zaman insanlar bunu giyecekler. Adam camiye gidecek. Değil mi? Caminin çeşmesinde abdest alırken tutacak, mesh edecek. Yanındaki de bakacak ki Allah Allah ya bu Şii midir nedir? Çorabın üzerine mesh yapıyor vesaire. Nereden almış cevaziyeti gibi. Bu gibi şeylere sebep olabileceğinden dolayı bilmiyorum dedim. Yani bunun yayılması, yaygınlaşması hayra mı vesile olur, şerre mi vesile olur? Bu açıdan biraz tabii ki uzak durmuştum şahsen. Ancak daha sonra bu yani İslam aleminde de genel olarak bir yaygınlaşma oldu bu işte. Dolayısıyla şu an itibariyle bunların kullanılmasında herhangi bir beis gözükmemektedir arkadaşlar. Termal mest olsun, işte bugünkü çorap mestler vesaire bunların kullanılmasında herhangi bir beis gözükmemektedir. Evet. Kalın çoraplar dediğimiz işte o, oraya giriyor yani. Kalın çorap demiş olduğumuz, demin söylediğim şartlara göre olur.